takip eden büyük Bandırma Spor taraftarları, çok değerli Bandırmalılar, bugünkü Bandırma Sporumuzun belki de son dönemlerdeki en önemli basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın, biliyorsunuz yarın sezonun ikinci yarısını takımımız burada Tuzla Spor'la sezonun ikinci yarısına başlayacak. İnşallah güzel bir galibiyetle sezonu başlatmak istiyoruz. Bugün itibariyle Sayın Başkanımızın birçok konuyla ilgili sizlere açıklamaları olacak. Yeni transferler, takımdan ayrılan oyuncular, Antalya'daki kamp süreci, hazırlık maçları, ikinci devredeki hedefimiz, son 3-4 günde yaşanan hızlı bir aksiyon, geçmiş dönemden gelen bir 50 bin dolarlık senet meselesi, hacizler, banka blokajları, çok değerli yönetici arkadaşımız Serdar Biter Bey'in istifa süreci, en önemlilerden bir tanesi de kombine satışları ile ilgili gelişmeler. Yarınki Tuzla maçı, genel değerlendirme ve en son soru cevap şeklinde toplantımız devam edecektir. Evet, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalabalığız. Güzel bir şey kalabalık olmak. Hem biraz sohbet edelim hem de yarınki maç öncesi biraz değerlendirmeler yapalım. Şimdi bu başlıklar, belki o başlıklar belirleyebiliriz ama. Şimdi kamp dönemini hemen kısaca bir değerlendirelim. Antalya'da bir 11-12 günlük bir kamp yaptık. Kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynadık. Tanesi yarım kaldı. Yarım kaldığı için de hükmen galip gelmiş oluyoruz. O yüzden mağlubiyetimiz yok hala. Verimli bir kamp dönemi geçti ama dezavantaj şuydu. Dünya Kupası ve Süper Lig'in tarihleri farklı olduğu için o yüzden hazırlık maçlarında çok verimli geçiremedik. Ama genel anlamda kampta problemimiz olmadı. Sakatlarımız geri döndü. Okan'ın bir sakatlığı vardı, Caner'in bir sakatlığı vardı. Bugün itibariyle ikisi de tam zamanlı olarak takımla idmana çıkıyorlar. Mustafa Sayman sakatlığı devam ediyor. Mustafa Sayman'ı da en kısa zamanda takımımızla göreceğimizi düşünüyoruz. Kamp dönemi genel hatlarıyla böyle. Şimdi Bandırma Spor olarak ikinci yarı hep bana soruyorlar işte hedef nedir ve benzeri. Bandırma Spor'daki hedefleri biz maç maç koyuyoruz. Önümüzde çok önemli kendi evimizde oynayacağımız 10 tane maç var. İlk yarı biz kendi evimizdeki avantajı kullanamadık. Bu devre en önemli avantaj kendi için kendi evimizde oynayacağımız 10 maçın hepsini kazanmak. Hedefimiz 10'da 10 yapmak. O yüzden bu süreçte yarın oynayacağımız Tuzla maçı bizim en önemli maçımız. Hedefimiz ne şampiyonluk ne playoff, hedefimiz önce Tuzla maçını kazanmak. Tuzla maçından sonra Göztepe maçını kazanmak, Göztepe maçından sonra da Denizli maçını almak. Böyle maç maç bakacağız. Geçen seneden tecrübelerimiz var, tecrübeli olduğumuz konular var. Geçen sene yaşadığımız bir problem var, yaşadığımız bir sorun var son maçta. Aynı sorunları ve problemleri yaşamadan stratejik bir şekilde yavaş yavaş sindire sindire gereken yolumuzu sürdüreceğiz. Hedefi çok konuşmamak lazım. Kamuoyunda takip ettiyseniz bir fikstürümüz var bizim. Hiç beklemediğimiz şekilde 19 Mart'a kadar kendi evimizde pazar günü maç oynamıyoruz. Açıkçası hani cümlelerimi iyi seçmem gerekiyor çünkü ceza alıyorum. Artık dışarıda da söylediğimiz kelimelerden ceza alıyoruz ama siz basın mensubu olarak
benim ağzımdan değil de yorum olarak yazabilirsiniz. Bir takım düşünün, kendi evinde pazar günü maç oynayamıyor. Cumartesi iş saati, zaten ışıklandırman yok. En önemli maçlarımızdan biri Perşembe, Eyüp maçı. Bodrum maçı Çarşamba. Göztepe, Cuma oynuyoruz. Samsun, Pazartesi. Yani şunu söylüyor, Bandırmaspor taraftarı maça gelme. Gelirsen de 300-500 tane gelsin yeter. Hani buradan ben taraftara rica ediyorum, Bandırma'daki imkanlı olan şirket sahiplerine rica ediyorum. Biletini ve kombinesini gösteren personellere idari izin verelim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki de Bandırmaspor'u destekleyen, çok seven özel sektör çalışanlarımız, sahiplerimiz, patronlarımız vardır. Biletini alan, kombinesini olan ve maça gitme garantisini bir şekilde ifade eden çalışanlarımıza belki de orada saatlik bir izin verebilir. Çünkü gerçekten bizi Bandırma içerisindeki Bandırma spor taraftarının o fair play içerisindeki baskısına çok ihtiyacımız var. Burada taraftar grupları, başkanları, dernek başkanlarına da söylüyorum. Basınımızdan da ricamız budur. Hepimizin kenetlenmesi gerekiyor. Biz tek bir cepheyle savaşmamız lazım. Birden fazla cepheye savaşacak gücümüz yok. O yüzden bizim tek hedefimiz Tuzla maçını almak. Tuzla maçında o seyircinin o stadyumda olması gerekiyor. Şimdi bunun paralelinde kombine konusuna gelelim. Bandırma tarihinde hani benim bir 10 yıl geçmişe gittim. Ortalama 200-300-400 kombine sattık. Bandırma tarihinde bir rekora imza atıyoruz. Şu ana kadar kombine sayımız 1500. 1500 tane kombinemiz var. Hala satış devam ediyor. Önümüzdeki hafta Tuzla maçı, Denizli maçına kadar kombine sayısının artması için bunu uzattık. Bizim normal maç biletlerimiz 30 TL ama kombine 105 TL. Yani çok avantajlı. O yüzden kombineye olan odağımızı arttıralım. Şu ana kadar Tuzla maçı için satılan bireysel bilet ise 300 oldu. Yani yarın o kapalının dolması gerekiyor. Bakın, yani bazen takım oynamaz, taraftar oynatır takımı. Artık böyle maçlara geçiyoruz. Belki hafta içi yapılacak olan maçlarımızda öğrencilerimize saatlik izinler verilebilir. Bunun örnekleri var. Zaman zaman bu yapıldı. Benim bir tane dahi Bandırma Spor taraftarına çok ihtiyacım var. Bakın, bu işi yapacaksak, bugün ben sizden önce futbolcularla toplantı yaptım. 2.30'da onlarla bir toplantımız vardı. Bütün takım ve teknik heyette. Söylediğim tek şey, tek başıma kalsam da ben bu mücadeleyi vereceğim. Beni kimse tutmaya çalışmasın. Beni kimse aşağıya çekmeye çalışmasın. Arkamda kalanlara bakmıyorum. Hep önümüze bakacağız. Ve futbolcular şu anda çok motive. Biz Bandırma bayrağını her yerde en güzel şekilde bu sene dalgalandırmak istiyoruz. İlk yarı ben memnun olmadım futboldan. Bunu da her yerde de söylüyorum. Bir kere başkan olarak keyif almadım. Son 4-5 hafta toparlandık. Ama bu yarı gelen transferlerle, yeni oyun yapımızla ve aile konseptini tekrar reklamamızla her maç bizim için çok güzel bir hikaye olması için çalışacağız. Ama lütfen değerli basın, hani bazı şeyleri erteleyin, bazı şeyleri artık kenara atın. Sadece odağımız, zikretmiyorum, hedefimiz, yolumuz orası olsun. Biz oraya gitmek için her şeyi yapacağız. Bakın, daha bugün kaç tane telefon aldım. Birçok futbolcu Bandırma Spor'a gelmek istiyor. Eskiden böyle miydi? Bilmiyorum. TFF 1'de ve Süper Lig'de birçok futbolcu bizimle çalışmak istiyor. Sebebi finansal yapının düzgün olması ve ödemeleri düzenli olması. Futbolcu buna bakar ve hedefi olan bir takım ister. Herkesten ricam, herkesin hedefi, şapkası tek olsun. Çok zor bir döneme giriyoruz. O dönem maç kazandıkça daha da zorlaşacak. Ben bugün İstanbul maçını tekrar izledim.
Biz her maçı kazandıkça bizim işimiz daha da zorlanacak. Bizim kenetlenmemiz lazım. Bizim topluma çok iyi mesaj vermemiz lazım. Yolumuz belli. Gideceğimiz yer bize bağlı. Tamam mı? Değerli basın, lütfen şu 4 ay, 5 ay hep beraber kenetlenelim. Taraftarı motive edelim, futbolcuları motive edelim. İnanırsak, bir şehir inanırsa o şehrin gücü, inanın, hayal edemediğimiz noktalara bu takımı götürür. O yüzden herkesten destek bekliyorum. Sonra ligin sonunda şapkamızı koyarız, otururuz, konuşuruz aile içerisinde. Öyle demiştim de, böyle demiştim de. Ama şu anda kimseye koz vermeyeceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkes Bandırma Spor için kenetlenecek. Bana destek vereceksiniz. Ben gecemi, gündüzümü bu takım için veriyorum. Herkes bunu yapacak. Çünkü burası bir dernek. Burası bir firma değil. Burası bir AŞ değil. Burası çocuklarımızın geleceği. Bizlerin de mutluluğu olan bir yer. O yüzden lütfen A'dan Z'ye, kaymakamından belediye başkanına kadar herkes Bandırma Spor'a odaklanması gerekiyor. Tamam. Şimdi ne vardı başka günden? Kombineleri anlattık. Ayrılan. Ha, ayrılan futbolcu kim ayrıldı? Dembele ayrıldı. Ha, tamam. Dembele Keçiören'le anlaştı. Ben de korkuyorum adam, üst performans ya bak. Dembele Keçiören'le anlaştı. Yol açık olsun. İşler olur çıkartmadı. Isaac de o şekilde. Mate şu anda takım arıyor. Onunla da anlaşıyoruz. Yani Dembele'nin bazen okuyorum da hani Dembele'nin borcu ne olacak filan. Dembele'yle biz hiçbir borcumuz yok. Tamamen anlaştık, gitti gitti. Isaac'le de öyle. Bundan sonra ayrılacak olan futbolcu var mı sorusu benim nazarımda, ben bir futbolcunun ayrılmasını istemem ama kendisi gelir ayrılmak ister, o başka bir şey. Çünkü gelecek olan futbolcuya da, gidecek olan futbolcuya da en önemli temel esasımız Bandırma Spor'u istemesidir. İsteyen herkese kapımız açık. İstemiyorsa da herkese yolu açık. Işıklandırma konusu. Şimdi bazen Face'te de bir şey paylaşmaya şeyim gelmiyor. Yani herkes birden onu alıyor. Bir işte proje çizdik diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Benim burada referans alacağım tek şey devlet otoritesidir. Lütfen. Burada ışıklandırmayı da sahayı da yapacak olan Spor Bakanlığı'nın temsilcileri kimler burada? İlçe Spor'dur. Onun üstü İl Spor'dan önce Spor Bakanlığı'dır. Şu anda bununla alakalı dün valimizle konuştum. Spor Bakanı geldiği zaman öncelikli olarak ışıklandırma ve yeni saha için tekrar kendini hatırlatacağız dedi. Yok ışıklandırma değil. Gündem oldu, o yüzden söylüyorum. Işıklandırma mı istiyoruz, saha mı istiyoruz? Vallahi hiç fark etmez ya. Ama benim mantığım, biz eğer bir Süper Lig'e çıkarsak, neden benim basınım gitsin el alemin stadında otursun? Neden benim buradaki esnafım o Süper Lig'in yaratacağı ekosistemden gelir elde etmesin? Neden bizim çocuklar o heyecanı yaşamasın, burada Beşiktaş'ı Fener'i izlemesin? Benim derdim bu. Yoksa yeni stat mı yapalım, ışıklandırma mı yapalım? Bunu lütfen başka bir yerlere kimse çekmesin. Işıklandırma keşke olsa burada. Gece maçı yapsak. Daha sonra belli bir zaman sonra stadyumun bölüm bölüm yıkılması başlasa filan. Önce bu ışıklandırmayı alalım. Ha, o yüzden gündem çok fazla yerlere gidiyor. Sonra taraftarımız giriyor. İşte kalbi, ben bunları hiç istemiyorum. Herkesin biri olması lazım. Bizim ışıklandırmaya ihtiyacımız var. Ümraniye bak nasıl gece maçlarında oynuyor. Ben de Bandırma Spor olarak gece maçı oynamak istiyorum. Biri başkan olarak. Ben Bandırma Spor'un buradan bu seviyeye gelmesi için bireysel olarak ve yönetimde bir katkı sağlıyorsam devletinden de ışıklandırma istiyorum. Tamam. Bunu lütfen bana destek olmak yerine onu alıp da ben böyle konuştum, ben şimdi bakanlık yapmayın böyle şeyler. Tamam. Burada bir otorite vardır, devlettir. Biz devletimizden istiyoruz. Bütçesi vardır, o vardır, bu vardır. Biz başarılarımızla zaten bunu yaptıracağız. Biz ama birlik olmamız lazım. Bu birlikteliği başarırsak, her yerde bir ses ifade edersek birçok şeyi, o zaman inanın o ışıklandırmada yürüyor. Vali özellikle
kamuoyu tarafından ışıklandırma konusunda yaratılan birlikteliği çok beğendim. Ve şunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Sayın Vali bu konuda çok çalışıyor. Bak, toplantılar yapıyor, bakanlıkla konuşuyor. O yüzden bu birlikteliği, bu vereceğimiz mesajı, bu doğru yerde, doğru zamanla yapacağımız konuşmalara devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bandırma spor, statü istiyor ama olmuyorsa da ışıklandırma istiyor arkadaş. Bu kadar. Bunun tartışması yok. Işıklandırma yap, sonra statü yaparsın. Tamam. Bunu böyle kapatalım ama benim önüme bununla alakalı hiçbir şey gelmedi. Hani bazen işte yok yer verilmiş, yer tahsis edilmiş, yok ışıklandırmaymış, yok ampulleri almışlar falan. Hiç böyle bir şey yok. Hiç. Tamam mı? Sonra fikstürü konuştuk. Kombine dönemini konuştuk. Transferleri dönüştük, kamp dönemini konuştuk. Başka Tuzla maçını konuştuk. 50 bin dolar. İstifa var. Ha, onlara geleceğim, onlar heyecanlı konular. Evet, şimdi bugün Zafer Bey'le toplantı yaptım sabahtan. O yüzden sabah 5 gibi kalktım, geldim buraya. Saat 9'a toplantı yaptım. Sağ olsun Hüseyin Bey organize etti. Ben tabii ilk defa tanıştım kendisiyle. Yaklaşık 4 saat falan konuştuk. Gerçekten çok naif bir insan. Ve 2015'ten bugüne kadar olaylara anlattığı zaman üzülüyorsun. Yani muhatap bulamamış, işte basında yanlış yönlendirmeler olmuş, o olmuş, bu olmuş, neyse. Sonuçta 1.4 milyonluk bize gelen icrayı bugün itibariyle belki de kaldırılmıştı. Bugün itibariyle kaldırıyoruz. Kendisiyle de 3 taksitte bu 1.4'ten yaklaşık %30 kaçınılır mı oluyor? %40'a yakın bir indirim de yaptırdık. TL mantığında 3 taksit ödememizi yapacağız. Kendisine ben buradan teşekkür ediyorum. Avukat Cemal Bey, Cemal Bey de bu masraflar konusunda hiçbir şey talep etmedi. Çünkü gerçekten ilişki yönetiminde biraz zayıfız. Birbirimize dokunmuyoruz. Masaya oturmuyoruz. Hep bir köşelerde konuşuyoruz ama o kişi ondan haberdar değil, o kişi ondan haberdar değil. Herkes hallederiz abi veya var ya bizde var, memlekette var çok. Hiç kimse bir şey halletmiyor. Hele Bandırma Spor oldu mu herkes konuşuyor ama hiç kimse Bandırma Spor'a sahiplenmiyor. Ve 2015 yılından beri bugüne gelen konuyu da bu yönetim çözdü. Ha, öyle çözdü, böyle çözdü ama Bandırma Spor için, Bandırma için bu problemimiz ortadan kalktı. Ve bu konuda emeği geçen insanlara da buradan teşekkür ediyoruz. Bu olay 2015'ten beri gelen bir konu. Hani dolar vermedik, TL verdik, o verdik, bu verdik, öyle bir şey yok. Muhasebe kaydında açıklamada 50 bin dolar yazıyor. 50 bin dolar verilmiş ama TL olarak sisteme girilmiş. Ondan sonraki iletişim kopukluğu yaşanmış. Göksel Karlağan döneminde de 2000 tarihi söyleyeyim size, 28 Ağustos 2019 tarihinde de Göksel Karlağan döneminde de buna 50 bin dolarlık senet verilmiş. Ha. Ve bu senedin de ödeme tarihi 10-10-2021 denmiş. Altını çizeceğim bir konu var. Bu senet verildiği zaman karar defterinde de böyle bir şey yazmıyor. Ama bir sonraki ben devraldığımda başkan olduk ya beraber. Devraldığında denetim raporlarında 50 bin dolarlık borcu biz o sisteme koyduk. Çünkü senet oraya Bandırma Spor'a verildiği için artık o senet sistemimize girdi. Ama 28 Ağustos 2019 tarihinde verilen imzalı senet zamanında defterde yani yönetim kurulu defterinde bir kayıt yok. Neyse. Oldu bitti gitti. Şimdi oraya attım. Tekrar söylüyorum. Oraya ben odaklanmayacağım. Benim çünkü önüme bakmam lazım. Bu şeyler beni çok arkaya çekiyor. Bunları sonra konuşacağız. Şimdi geldiğimiz noktada da Bandırma Spor'un hesaplarının hiçbirinde bugün veya yarın artık gerekli işlem yapıldı, icra kalmadı. Bandırma Spor'un hesabında icra olması ayıp. Ama geldiğimden beri, bakın geldiğimden beri benim karşılaştıklarımı söyleyeyim size.
Hani sıkılmaya başladım artık bu işten. Sabah kalkıyoruz, başka bir şey. Sabah kalkıyoruz. Bakın, başkanlarımıza yapmış olduğumuz ödemeler. 750 bin lira ödemişiz. Çok enteresan. Mehmet Kılıç işte 2013'te ödemiş. 2013'te vermiş parayı. 2020'de almış. Başkanlık böyle bir şey, bakın. Bandırma Spor Başkanı oluyorsan, cebinde paran varsa olacaksın arkadaş. Bandırma Spor'un vermiş olduğu insana manevi değer, hiçbir dünyadaki değerle karşılaşılamaz, karşılanamaz. Bunu fark etmemiş insanlar. Ama bugüne kadar ne olmuş? Bandırma Spor bir basamak olarak kullanılmış. Buna izin vermeyin. Size başkanlığındaki son dönemimle tavsiyem. İzin vermeyin. Bandırma Spor'u kullandırmayın. Bakın, bugün YouTube'da sizler program yapıyorsanız, basında bu kadar insan bir araya geliyorsa, bizi bir araya toplayan Bandırma Spor kültürüdür. Bandırma Spor'u ezdirmeyin. Bandırma Spor'u başka paydaşlara yedirmeyin. Tamam mı? Bandırma Spor sizin. Ve kimsenin de adamı olmayın. Bandırma Spor çok büyük bir camia. Ben her yerde Bandırma Spor Başkanı olduğum için saygı duyuyorum. Duyuluyorum. Bir başkan parasını verecek ve alacak tabii ki. Ona bağış yapar, onu yapar, şunu yapar. Ama hiç kimse bir başkana Bandırma Spor'un katmış olduğu değerin ne olduğunu hesaplayamaz. Hepimiz bunu unutuyoruz. Bakın bakalım eski başkanlara. Hep fotoğrafları da görüyorum. Ama ben hep böyle icralarla, onlarla, bunlarla uğraşıyorum. Ben çünkü Bandırma'nın evladıyım. Ve ben Bandırma Spor Başkanı olduğum için de bu koltuğun değerini vermeye çalışıyorum. Duruşumla, oturuşumla, konuşmamla. Öyle sağda solda rakı masalarında konuşmuyorum. Yani. Konuşuyorum, yapıyorum, hesap veriyorum. Tamam. Şimdi Mehmet Kılıç diyor 2013'te 750 veriyor. 2020'de biz ödüyoruz. Kaç yıllar arada? 7 yıl var. Ahmet dedi yine 2015 bilmiyorum tarihler belki yanlış. 700 veriyor işte yönetim adına. 2022'de alıyor. Kaç yıl? Eren Elmastaş 2017'de veriyor 3.9 milyon. 2022 yılında şu anda bunun %70'ini ödedik. 500-600 bin lira kaldı, şimdi alıyor. Göksel Karlıhan 2.5 milyon veriyor 2019'da, 2021'de alıyor. Şimdi diyorlar bazen Onur Göçmez parasını alacakmış filan, geçenlerde konuştuk. Şeyi izliyorum, Sezer'le YouTube. Cemal abi. Cemal abi çok güzel cevap verdi. Dedi ki alacak tabi dedi ya. Nerede Cemal abi, burada mı? Ha? Arkada ya, tabii dedi, niye almasın dedi. Doğru, niye almayayım? Ama ben şunun hesabındayım hep. Bandırma Spor'un bana verdiklerini ömür boyu milyon dolarlar versem alamazsın. Tabii ki biz başkan olarak gereğini yapacağız. Bandırma Spor'un şu anda ne bir futbolcuya, ne bir dışarıya bir icraya hiçbir şeye borcu yok. Benden sonra gelecek olan başkan ne bir UÇK ile uğraşacak, ne bir transfer yasağıyla uğraşacak, ne bir başkanın eski borcuyla uğraşacak, ne de icra ile uğraşacak. Geldiğimiz noktaya bakın. O yüzden sizden tek ricam, hani eğer bir şeyler verebildiysek biz bu Bandırma Spor'a, lütfen bu dönemi çok iyi değerlendirelim. Hep beraber imza atalım. Bakın bu dönem çok önemli bir dönem. Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ama birlik olacağız. Senet olayı bu. Sorularda sormak isteyen olursa açıklarım. Biz senet konusunu kapattık. O olmuş, bu olmuş. Çok girmek istemiyorum çünkü gerçekten beni aşağı çekiyor. Sonuçta rahmetli Zafer Bey'in babası. Kiburan Bey. Bandırma Spor ihtiyacı olmuş. Gitmiş para vermiş. Bu böyle bir şey yok yani. Yani parayı verirken güzel, istediğin zaman kötü. Bu sistem, bu doğru bir sistem değil. Çok kötü bir sistem. Hemen eleştiriyoruz. Doğruları bilmeden. Şimdi, o zaman ben de şöyle düşünüyorum. Ben verdim para, başkanlıktan ayrıldım.
bir yıl sonra paramı isteyeceğim. Yazacak mısınız ama? Vay bence. Başkan bulamazsınız bana. Vallahi başkan bulamazsınız. Olmaz. Bu sistem görmesi lazım. Yaşatmamız lazım Bandırma Spor. Ben bugün sabah şey dedim. Sağ olsun basın arkadaşlarımız hep geliyorlar. Başkana gelen yok zaten. Yani Allah'tan siz varsınız da. İdman sahamızın halini ve durumunu gördünüz mü? Ne kadar güzel. Yabancılar diyor ki biz diyor idman sahası bizim için önemli. İki tane Avrupa tarzında idman sahamız var şimdi. 45 gün sonra ikinci idman sahamız açılıyor. Mesela bu nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Ben idman sahası Çinlerini eve götürmeyeceğim değil mi? O yüzden bizim şevkimizi kırmamamız lazım. Mücadele etmemiz lazım. Bizim odağımızın, tek odağımızın hedef olması lazım. Hedefi söylemiyoruz. Kimse de yazmasın bak hedefi. Hiç kimse yazmasın hedefi. Bak çok besliyor. Burası bir aile. Hedefimiz hiç kimse konuşmasın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hedef Tuzla maçını almak. Şimdi soru sorarsınız. Serdar Kuter'in istifası, onun bile bana mal ettiler, bir öf yaptınız, şöyle oldu ya, bu kadar kötü insanlar değiliz biz. Evet, şey gibi oldu bu, bir hikaye var ya, çoban kurtlar geliyor bağırıyor, kurtlar geliyor geliyor, ondan sonra köylü gidiyor, şaka yaptık filan diyor. Sonra bir daha bağırıyor, çağırıyor, köylü çobana yardım ediyor, ya şaka yaptık, sonra kurtlar bir geliyor, köylü gelmiyor, benim durumla birkaç kere istifaydık ya. O yüzden şimdi bize inanmıyor, yani Bandırma'da kimse inanmıyor benim ayrılacağıma. Şimdi başkanlık bir seçim usulüyle devam eden bir konu olduğu için ve benim de misyonum belli bir zamanda tamamlanacağı için artık Bandırma'da çok güzel imkanlar olan bir takım oldu. PR'ı oldu. Seçimde başkan adayları çıkacaktır. Gelecektir, alacaktır ve benzeri ve benzeri. Serdar Kuter'in de sanki bir blöftür kendisi burada. Kendisi bana sormadan böyle bir istifa yazdı. Gerçekten kendisine de ulaşamadım bugün. Ben de yurt dışındaydım. Baktığınız zaman aslında buna Serdar Kuter'in istifası olarak bakmayın. Buna aslında bizim cesaret edip yazamadığımız, cesaret edip söyleyemediğimizin bir yansıması bu. Gerçekten adam bıkmış. Benim yöneticilerimin birçoğu benimle beraber ellerini taşın altına koyuyorlar. Bakın, sizin bize biraz önce bahsetmiş olduğunuz rakamları benim 4 tane yöneticim ayrı ayrı verdi. Biri 6 verdi, biri 5 verdi, biri 7 verdi. Ve bunlar hiçbirini kayda almıyorlar. İşte diyorlar başkan %50'sini yeriz, bilmem ne yaparız, hiç önemli değil. Aşıklar Bandırma Spor'a. Ben burada yönetimle de konuşarak, tabii kendisini tabii gür iradesi benim için önemli. Kişisel olarak ben Serdar Kuter'in istifa etmesinin Bandırma Spor'a bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Ve o yüzden kabul etmiyorum. Şimdi bunu da yazabilirler arkadaşlar. Blöftü, şuydu, buydu diye ama biz bir aileyiz. Ben varken hiçbir yöneticimin istifa etmesini istemem. Çünkü hep beraber geldik, hep beraber gideceğiz. O yüzden kendisi tabii değerlendirecekler ama biz yönetim olarak Serdar Kuter'i istifasını kabul etmiyoruz. Yeni bir giriş gibi kabul etti. 500 bin lira da kendisine. 300 mü? Biz yapıştırıyoruz. 300 mü? Biz yapıştırıyoruz. 50 bin lira buldu. Evet. Şimdi hepimizin hatası oluyor, oluyor, bu oluyor. Kenetleneceğiz. Taraftan biz, kamu, herkes Tuzla maçına odaklanacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular olursa memnuniyetle cevaplarım. Arkadaşlar sorularınızı buyurun. Birbirinizi üzmeden. Değerli basın. Yeni transferlerden bahsetmedi başkanım. Yeni transferlerden. Onun soruya bıraktı Ahmet abi. Yeni transferler Sergio ve Terzic. Sergio zaten Bundesliga oynamış. Çok deneyimli bir kanat oyuncusu. Terzic de Partizan'ın önemli bir değeri ve yıldızı. Zaten bize geldiği için Partizan'da bayağı bir sıkıntı oldu. 6 aylık kiralık satın alma opsiyonu bizde.
kanat problemlerimiz yok aslında. Bizim iyi yeterli kanatlarımız var. Ama uzun bir maratondayız. O yüzden kanatlarımızın desteklenmesi gerektiğini düşündük. Giden iki yabancı futbolcumuzun yerine iki tane kanatta destekledik. Bir kadroyu da derinleştirdik bu şekilde. Çünkü futbol 11 kişiyle tamamlanmıyor. Yani 18-19 kişiye ihtiyacınız oluyor. Çok hani şunu dedik biz, ligi bilen değil de futbolu bilen futbolcu tercih edeceğiz demiştik. İki futbolcumuz da ilk defa Türkiye'ye geldi. Ve içerideki futbolcuları da tanıyorlar. Büyük avantaj. Şu anda uyum problemleri de yok. Ben Tuzla maçı itibariyle skora katkı yapmaya başlayacaklarına inanıyorum. Destek olacağız kendilerine. Evet arkadaşlar, sorusu olan... Bundan sonra gelecekler için sorumluluyorum. Bundan sonra gelmeyecek kimse. Bilmiyorum, 4 dediniz, 2 geldi. Ahmet abi zorluyorsunuz şimdi transferde. Ya şöyle, iki transfer bizim için şu anda yeterli ama transfer devam ediyor. Ne zamana kadar devam ediyor? 30'una kadar devam ediyor. 8 Şubat'a kadar devam ediyor. Bandırma Spor'da transfer hiçbir zaman bitmez. Ama şimdi bu konuda hiçbir şey diyemem. Ben mevcut takıma da güveniyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Bu da çok sevindirici bir şey. Başkanımız o kadar güzel anlattı ki bir soru. Evet buyurun. Nisan'da kongre var. Şirketleşme konusu nasıl gidiyor? Ya şöyle söyleyeyim. Ben şirketleşme konusuna hiç girmeyeceğim artık. Yani şirketleşmenin o kongreden sonra Bandırma'daki ne derler işte belki belediye başkanının önderliği olur, belki vakfın önderliği olur. Buradaki insanlardan kurulacak olan basından, işte taraftar derneğinden bir komisyonla ilerletilmiş taraftar. Ben hani şirketleşme taraftarı yanlış cümle kurduk. Şirketleşme konusunda bir iş çalışmam olmayacak benim. Benden, hani o kongreden sonra. Yasa gereği olması gerekiyor ama değil mi? Yasa gereği şirketleşme olacaksınız diye bir şey yok. Yasa artık dernekleşmeyi kaldırıyor. Ya sportif AŞ olacaksınız ya da spor kulübü. Ya da spor kulübü olacaksınız ve artık spor bakanlığına bağlanacaksınız. Derneklerden çıkacaksınız. O yüzden o tüzükte o değişikliğin yapılması lazım. Bir de yasal olarak seçimli yani başkan da seçilecek. Bir de 250'ye 270'e yakında kongre üyesinin şeyi oldu. Üyeliği düştü. Valla o üyeliği düşenlerin hiçbiri de biz aslında hemen düşürmedik. Bir ay bekledik kimse aramadı. Demek ki doğruymuş yani. Hani dedim belki ararlar. Arayan hemen İptal edecektik. En azından Bandırma Spor'a ilgisi olduğunu düşünecektik ama hiç kimse aramadı. Belki bir kişi aramıştır. Bu kadar. Doğru insanları bulmuşuz yani. Ne için Bandırma Spor'a ana sponsor olarak katkısı nedir Sayın Başkan? 3 milyon mu? 3,5 milyon ana sponsorluk. Ama onun haricinde Beyin Çimento'nun sponsorluk dışında yaptığı destekler bu rakamı zaten 4'lere 5'lere getiriyor. Bir de performansa göre o rakamı arttıracağız. Yani basın başka sorumuz var mı acaba? Buyurun. Valla şöyle söyleyeyim. Saat 60 liradan bahsediyorlar. Ne kadar? Saat 60 lira. Saat 60 lira mı bilmiyorum. Yok başka bir şey. Ha. Şimdi şöyle, bunu Tolga Başkan da beni sürekli arıyor bu konuyla alakalı, şikayetler geliyor diye. Ve hatta o konuya ben çok girmeyeceğim, yönetim kurulumuz karar verecektir. Tolga Başkan sürekli bu konuda, biraz önce de zaten konuştuk. Bir oturacağız, konuşacağız onunla. Ama şöyle söyleyeyim, enflasyonun %65 arttığı, yani şöyle bir hesap yapalım hep beraber. 7.24 Bandırma'nın merkezinde abonman ücreti hesabına taktığınız zaman 32 TL'ye denk geliyor. 32 TL ve bunu bir otopark ücretinden ziyade Bandırma Spor'a bir
bağış bir katkı olarak düşünmekte fayda var. Tamam. Çok bir şikayet geldi ki benim yöneticilerimden hiçbir yönetici, ben anket yaptım, hiçbir yönetici otopark ücretlerinin indirilmesi konusunda oy kullanmadı. Hepsinin yorumu şu, bu bir dernek, bu bir bağış. Ama hani tabii Tolga Başkan'ın iletişim farklı olabilir. Bandırma sporla ilgilenmeyen bir kesim olabilir, doğaldır, onlar da kullanıyorlar. Cin, özellikle cin çukurundaki abonmanlarla alakalı bir kampanya yapılabilir esnafa. Onları arkadaşlarımız konuşacak, Tolga Başkanlarımız otururuz, bakarız. Ama hani genel anlamda bir fiyatlarda geri çekim olmayacak, dokunuşlar olacak. Gerçekten mağdur ettiğimiz, aksattığımız kesimler varsa o düzenlemeler yapılacak. Özellikle bu esnaf dediğimiz ekmek derdinde olan kesime Tolga Başkanlığı'na oturacağız, hesaplayacağız, bir kampanya tarzında destek vereceğiz. Ama bu maliyet, bakın çalışanlara %65-70 zam yapıyorsunuz asgari ücretten dolayı. Bize halk destek versin biraz. Yani bizim oradan kazandığımız paranın, ben size açılımını yaptım. Bandırma Spor'un sportif tarafına hiçbir katkı gelmiyor. Sadece bir istihdam yaratıyoruz burada biz. Buyurun. Başkanım, Bandırma'da basın camiası Bandırma Spor'u ciddi anlamda destek sağlıyor. Bu yönde ulusal hem yerelde de yansıtıyoruz sizlere. Basın olarak sizden bir talebimiz var. Bandırma Spor, Bandırma'da basın camiasında olan araçları olan arkadaşlarımız var. Bu araçları park etme konusunda sizlerden destek istiyoruz. Otopark yerlerinde. İndirim yaparız. İndirim öncesi ücretsiz. Ücretsiz olmaz. Taraftan olarak biz de istiyoruz. Başka bize de ücretsiz. Peki bir şey daha var. Başka yani ücretsiz yok. Ben otopark konusunda, bakın ben Nisan'da neyse Nisan'dan sonra yeni yönetim bunun kararını verir ama ücretsiz olmaz, indirim yaparız. Bir de başkanım, deniz boyunda otoparkın üst kısmı öncesi açıştı. Bandırma Spor olarak almışsınız. Devam ediyor zaten orası. Bize değildi zaten orası. Üst kısmı kapalıydı. Üst kısmı açtı da böyle. Açıldı. Tamam. Şimdi oraya üst tarafta ücretsiz girmiyor. Peki buraya Bandırma'ya camiasındaki gazetecilere daha uygun bir şekilde orasına park edebilecek... Kaç lira? Hiç bilmiyorum. Değil mi o zaman pazarını yapıyorsun? Ya uygun bir şey... Sende araba var mı? Var. Niye o zaman bilmiyorsun verdiğin parayı? Girmediğim için bilmiyorum. Bedava olunca girecek misin? Evet. Şimdi sen o zaman bana destek vermiyorsun. Ne dedin biraz önce? Biz her zaman destekliyoruz başkanım. Yani şimdi bak, o zaten zaman... seni basın olarak bir... Bak burası bir bana destek vermiyor zaten. Şehrinin takımına destek vereceksin. İndirim yapsınlar. Tamam. Ben Bandırma'da yaşamıyorum. Bu insanlar burada yaşıyorlar. Sizler burada yaşıyorsunuz. Ben Bandırma'yım. Ama sen de otoparka arabanı park edeceksin. 10 lira değil, basın kartındır, şudur budur, indirim alırsın. Tamam mı? Ama inan o para şeye gitmiyor yani, masada, kıya, oraya, buraya gitmiyor. O para burada istihdam edilen personele gidiyor. O para U19'da, 17'de, 15'deki alana gidiyor. Tamam mı? O yüzden hani olaya böyle bak. Peki ne sen zaman... zaten görevini itibar... Zaten bir de haksızsak, doğru şeyler yapmıyorsak destek verme zaten. Sen basın çok güçlü olması lazım. Basın eleştirmesi lazım. Basın bizi hareketlendirmesi lazım. Basın özgür olması lazım. Bence. Sen bana destek vermesen bile ben onu okumam lazım. Adam doğru diyor. Bu hiçbir şey yok. Tartışmamız lazım. Ama ne diyorum ben? Hedef Bandırma Spor'u iyiliği için olsun. O yüzden otoparka indirim yaparlar. Yönetimde mi indirim istiyor? Hayır. Yönetim, basına sponsor olsun yönetim. Çok iyi. Bu daha iyi. Bunun manşeti olarak biz... Evet. Sorusu olan değerli basın. İnanın çok zor zamandan geçiyoruz. Bakın bugün personelde maaş zamlarını konuştuk. Doğal olarak onlar bir şeyler istiyorlar. Her kesimi yönetmeye çalışıyoruz ve biz derneğiz. Gönlü Bandırma Spor'a hizmet aşkıyla dolu olan Sayın Başkanımıza güzel açıklamak için teşekkür ediyoruz. Başkanlığımızın devam etmesini istiyor Bandırma Spor.
Teşekkür ederim. Evet, sorusu olan var mı? Aklınıza takılan her şeye cevap vereceğim. Bakın lütfen sorun hiç meraklı, hiç bende şey yok. Başkanım. Buyurun. Bu sınavda bir şey söyleyebilir miyim? Taraftar Kamil abi. Söyleyin Kamil abi. Ben 52 doğumluyum. 65 senesinden beri kullandığım motoru takip ediyorum. Hiç sağlıklı sağlığa giriyorum. Maşallah, Allah sağlık versin. Sizin gibi güzel yönelten başkanım görmedim, tebrik ederim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ ol. Bizi hep takip et. Biz de zaten sizin gibi insanlar için mücadele ediyoruz. Değerli basın. Ama soracaklar varsa. Sorusu olan. Acelemiz yok, zamanımız buradayız. Var. Herkes sorsun. Aklına takılan. Onur Bey burada şöyle dedin, şöyle yaptın. Vallahi sorun. Hiç sıkıntı. Serbest. Başkanlığa devam et. Şöyle soruyu.